Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in piyasasıyla ilgili aslında bir video düşünüyordum. Bu piyasalarla ilgili Mercedes-Benz'in özellikle işte klasik diyebileceğimiz veya işte klasik olmaya doğru giden eski araçlarıyla ilgili bir yanılgı var genel anlamda. Yani böyle normal araçlarla bir tutuluyor çoğu insan tarafından. Bugün normalde işte klasik otomun bizim Instagram sayfamızda daha önce de sizlere anlatmıştım. Bayağı bir artık alım satım işleri dönüyor. Ben de orada sizlerin araçlarınızın satılması için aracılık ediyorum. Yani araçlarınızı oraya ilana koyuyorum. Ama burada yapılan yorumlara baktığım zaman gerçekten beni çok üzüyor buradaki yorumlar. Çünkü sizler tarafından yapılan yorumlarda işte bu araç bu fiyatı etmez falan filan gibi çok böyle düz bakarak yaklaşıyorsunuz olaya. Halbuki Mercedes-Benz'in veya işte başka araçların yani özellikle retro veya işte genç klasik diyebileceğimiz araçların veya işte klasik araçların eğer kondisyonları düzgünse, bu sadece klasik araçlar için geçerli değil, Mercedes'in tüm araçları için de geçerli, güncel araçlar için de. Eğer kondisyonları düzgünse, araçlarda herhangi bir kaza, bela, boya yoksa, işte kilometresi çok uygunsa, fiyatının çok çok artacağını sizlere defalarca belirtiyorum. Ama burada birçok insan bu konuyu bilmediği için buraya çok taraflı yaklaşıyor. Ben de bunu nasıl anlatırım diye düşünürken karşıma geçenlerde Amerika'da satılan bir araç çıktı. Bunu zaten şeyde Facebook'ta falan belki görmüşsünüzdür. 1988 model bir C124 bir araç 6 litrelik Hummer diye geçen AMG Hummer diye geçen bir araç. Dünya rekoru denilebilecek bir fiyata satıldı arkadaşlar. Hem biraz bu aracı sizlere anlatmak hem de bu iş konuda ki fikirlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim tekrar bu araca dönmeden evvel örnek vereyim yani. Mesela geçenlerde bir 220 kasa bir araç girmiştik. Klasik Otom diye ismimiz olmasına rağmen Instagram sayfamızda Mercedes-Benz'in ve grup markalarında herhangi bir yaş sınırlaması yok arkadaşlar. Bir 220 kasa bir Mercedes'te biraz piyasaya göre yüksek bir rakamı görenler orada işte hakaret etmek mi istersiniz? İşte abuk sabuk konuşmak mı istersiniz? Birçok şeylere yönelmişlerdi. Normalde tamam bu aracın fiyatı piyasaya baktığınız zaman 400-500 bin kilometrede olsa fiyatı da zaten 400 bin lira, 450 bin liralara düşüyor. Ama siz kalkıp da 90 bindeki aracı 400 bindeki araçla kıyaslayamazsınız arkadaşlar. Hatta bugün sahibinden.com'da baktım. O aynı aracın bir de 15 binde olanı var. Yine 220 kasa S350 Long'dan bahsediyorum. 15 bindeki araca doğal olarak 1 milyon 750 bin lira gibi biraz yüksek bir rakam yazmışlar. Şimdi bu rakamı eder etmez bu tartışılır ama hiçbir zaman şunu söylüyorum. 450 bindeki araçla 90 bindeki aracın fiyatı bir olmaz. 90 bindeki araçla da 15 bindeki aracın fiyatı bir olmaz. Bunun şimdi videoda görmüş olduğunuz araç aslında çok canlı bir örneği. Bu dünyanın her yerinde böyle. Tabii bu biraz ekstrem bir örnek oldu. Yani ben ilk defa bir 124 kasa bir aracın bu rakamlara satıldığına şahit oldum. 761.800 dolara açık arttırmada satıldı ki bugünün rakamıyla 14 milyon TL'ye yakın bir rakam. 13 milyon 800 bin lira yapıyor şu anda bu rakam. Belki ilerleyen zamanlarda yükselen kurla 15 milyon lira da yaklaşır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum uzun sözün kısası. Yani burada Mercedes-Benz kendine has bir otomobildir.
Şimdi burada bu araç mesela bu astronomik rakama satılmış olan araç gerçekten düşük kilometreli bir araçtı. Yani 19 bin kilometre gibi bir düşük bir kilometreye sahip. O yüzden böyle astronomik bir fiyat buldu. Şimdi dediğim gibi yani arkadaşlar burada bir Renault Fluence'a bakar gibi bakmayın araçlara. Bu bir yanılgıdır. Mercedes-Benz'in hem kondisyonu hem de aracın üzerindeki özellikler fiyatı çok fark ettirir. Yani bakıyorsunuz, ne modele bakıyorsunuz, ne aracın donanımına bakıyorsunuz, hiçbir şeye bakmadan aracın markasını, modelini, mesela 202 kasaysa bu fiyatı yapmaz. Ya kardeşim nereden biliyorsun yapmayacağını? Bir de yapmaz dediğiniz araçlar böyle 10 gün, 15 gün sonra satılıyor. Altında böyle yorumlara bakıyorum. Ne böyle beylik laflar etmişsiniz? Bu fiyata bu araba yapar mı? Deli misiniz? Manyak mısınız? Salak mısınız? Yazmışsınız. 10 gün sonra o araç satılmış arkadaşlar. Ve çok gülüyorum bu duruma. Yani içinde bulunduğumuz dönemi hiç göz önüne almıyorsunuz arkadaşlar. Yani her şeyin fiyatı bir katı, iki katı yükselmişken buradaki bu fiyatların artmayacağını düşünmek gerçekten biraz saflık olur bence. Gerçekten fiyatlar artıyor ve düzgün fiyatlı araçlar da çok kısa sürede satılıyor. Yani Klasik Otom Instagram sayfamızda ben yarım saatte satılan 124 kasa araca şahit oldum. Ben oraya 2 saatte satıldı yazdım ama 2 saatte notere gidildi o araba için. Yani bedavaya da satılmadı. Doğru fiyata doğru araç satılıyor arkadaşlar. Yani aracınız satılmıyorsa ilk önce bir fiyatınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi biraz da çok uzattık. Bu araçla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bu 88 model Hummer diye geçen yani namı değer AMG çekiç diye geçiyor bu İngilizceden çevirince. Aslında M117 V8 motoru yani Mercedes'in 560 seçiten AMG tarafından uyarlanmış bir motordur. 6 litreye çıkarılmış ve 385 beygire yükseltilmiştir araç. O dönemlerde daha AMG henüz Mercedes-Benz ile birleşmemişti. Bu aracın bu kadar yüksek fiyata satılmasının çeşitli nedenleri var. Bu aracın işte boyasız oluşu, 19 bin de oluşu, 19 bin mil gibi çok düşük bir kilometrede oluşu veya işte milde oluşu ayrı bir şey. Ama AMG tarafından bu araçtan o dönemde yaklaşık bildiğimiz kadarıyla 30 tane araç üretildi dünya çapında. Bu kadar sınırlı sayıda üretildiği için bu araçların da 13 civarında adet olarak baktığınızda Kuzey Amerika pazarına gelmiş. Yani aracın üretim sayısı çok düşük olduğu için ve kondisyonu da neredeyse müze kondisyonunda olduğu için arkadaşlar bu araç böyle korkunç bir rakama çıktı. Ama bu rakam normalde daha önce satılan Hammer'larla kıyaslandığı zaman gerçekten astronomik bir rakam. Buradan da işte yine demin benim uzun uzun anlattığım konunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani gidip de işte 100 bin mildeki veya 150 bin mildeki ya da 80-90 bin mildeki araçla işte 19 bin mildeki aracın aynı fiyata satılmadığını hepimiz görüyoruz arkadaşlar. Yani burada bu araçlar zaten değeri bilinmesi gereken, dediğim gibi işte koleksiyonerlerin sahip olmak istediği tarzdan araçlar. Çünkü üretim sayısı çok kısıtlı olduğundan yarın bir gün bu verilen paraların çok çok daha üzerinde değerlere sahip olacak. Örneğin bu araç bugün 760 bin dolara satıldıysa belki 2 sene sonra, 3 sene sonra milyon dolarlara el değiştirebilecek bir otomobil. Böyle bir potansiyele sahip. Hani 124 kasa bir araç buralara gelir miydi diye düşünürseniz tabii ki gelmez. Yani şimdi sedan bir otomobil olsaydı bu en baba bunun yapacağı para işte 20-30 bin dolar gibi Avrupa'daki rakamlarla baktığınızda bir rakam olurdu. Ama işte aracın kupe oluşu, Hammer oluşu, AMG'nin işte özel yapımı oluşu ve
30 adet gibi dünya çapında bu kadar az sayıda üretilmiş oluşu, bunların hepsinde bir şeydir, etkendir. İşte genel anlamda araca baktığımız zaman işte 278 kodlu gri deri koltukları var. Bunun dışında koltuklar da, bir dakika, deri diyorum ama evet, hakiki deri koltukları var. Ondan sonra işte 199 siyah inci metalik renginde bir boyaya sahip. İşte jantlarına baktığımız zaman AMG'nin Aero diye geçen 17 inçlik jantları var arkadaşlar bu araçta. Lastik ölçülerini de söyleyeyim size. Önlerde 215'e 45, arkada da 235'e 45 lastikler kullanılmış AMG şeyinde. Tabii bu araç AMG'nin yani dış görünüm paketi falan değil, araç komple AMG olduğu için işte yaylarından tutun süspansiyonlarına kadar her şey AMG'dir. Burada bu yanılgıya da düşmeyin. Oynatma listesini de koyacağım 124 kasanın. Paketlerle ilgili de birçok videomuz var Wikibenz YouTube'da. Lütfen bunlara da bakın. Yani bu araç gerçekten çok özel bir araç arkadaşlar. Aracın geçmişine baktığımızda da aslında biraz böyle maceralı, özel bir tarihi var. Yani geçmişine baktığımızda bu araç ünlü bir kişi tarafından, bir koleksiyoner tarafından satın alınmış döneminde. Ve daha sonra bu kişi araçta uyuşturucu madde yakalatıyor. Ondan sonra araç çok uzun bir süre işte Amerika'da şeyde kalıyor arkadaşlar. Şeyin işte uyuşturucuyla mücadele şeyinin garajında kalıyor çok uzun süre. Ondan sonra orada işte Amerikalı bir beyzbol oyuncusu tarafından, ünlü bir beyzbol oyuncusu tarafından o şeyin bulunduğu yerin müzayidesinden satın alınıyor. Bunların hepsi belgeli. Yani burada şunun da altını çiziyorum. Hani bu 19 bin milde deniyor ama buna belgelemediğiniz sürece buna hiç kimse inanmaz arkadaşlar. Nasıl hani bizim Türkiye'de bütün 30-40 yaşındaki araçlar 300 bini geçmiyorsa böyle bir şey var. Aslında bunun için de ayrı bir video inşallah çekeceğim sizlere bu kilometre komedyası için. Yani bu araçlarda kilometre çok önemli ama belgelediğiniz sürece. Yani bizde işte 100-150 binde yazıyor adam ama bir bakıyorsunuz arabanın neredeyse 1,5 milyon kilometrede bir kondisyona sahip. O ayrı bir video konusu. Dediğim gibi geçmişine de baktığımızda böyle özel bir şeyi var, maceralı bir geçmişi var. O kişi de yine aracı aldıktan sonra yine çok kullanmıyor ve garajında tutuyor. Yani böyle bu şekilde el değiştirerek gitmiş 2-3 tane anladığım kadarıyla el değiştirmiş araç. Ama gerçekten ben bile şaşırdım. Dünyada ben bir 124 kasa aracın bu rakamlara çıkacağını söyleseler inanmazdım arkadaşlar. Demek ki olabiliyormuş. Bunda da işte yine aracın özel yapım olmasının çok büyük özelliği var. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Klasik Otom Instagram sitemizde, sayfamızda daha doğrusu, şu anda 70 bine yakın takipçimiz var ve özellikle Mercedes-Benz araçlarının satışı konusunda orada çok iyi işler dönüyor. Aracınızı satmak isterseniz Klasik Otom DM'sinden bana ulaşabilirsiniz. Aracınızı orada yayınlatabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.